yeni bir konsept oluşturduk. Bu konsepte sadece teknoloji gündemle alakalı konuşmalar yapacağım. Birazcık bilgi vereceğim. Birazcık da gün döndüğü kadar yorumlamayı düşünüyorum. Toplu yaşamın olduğu birçok yerde Getirco'mu görebiliyorsunuz. Yani ben mesela bir siteye gittiğim zaman mutlaka bir Getir poşeti görüyorum. Ya da bir Getir kuryesi görüyorum. Motor geçiyor böyle. Aynı şekilde şimdi de Scooty var. O da motor uygulaması. Bunlar bu şekilde yaygınlaştı. Yaygınlaşması süper bir şey. Yani bu uygulamaların genel şeyi nedir? Esprisi nedir? İşte marketten bir şey almak lazım. Diyelim ki süte akşam gece 1 canım çikolata çekti ya da evdeki su bitti. Hemen Getir uygulamasına giriyorsun. Ya da işte Scooty ya da Glovo neyse ona giriyorsun. Gidip bu uygulama üzerinden istediğin şeyi alabiliyorsunuz. Şimdi uygulamalar hani marketten, bakkaldan her şeyi getirebiliyoruz. Peki biz niye yemek getirmeyelim diye düşündüler. Bu kez yani niye yemek getirmeyelim diye düşünürken bu birazcık yemek sepetinin pazarına girmek gibi bir şey oluyor. Yani yemek sepeti için istersen bir risk oluyor. Tamam, yemek sepeti çok güçlü. Hani harikalar, çok iyi çalışıyorlar. Her anlamda iyi çalışıyorlar. Gerek yani gerek organizasyonel anlamda, gerek işte pazarlama anlamında çok iyiler. Yani rakipsiz gibi bir şeyler. Yani rakipsizler yani şu anda diğer yani birçok uygulama çıktı. Birçok uygulama çıktı ama hiçbir tanesi beklenen gibi değil. Yani yemek getirmek mevzusu gündeme geldiğinde yemek sepeti. Burada hemfikiriz. Yemek sepetinin de uygulaması var. Şimdi yaklaşık bir 2-3 hafta önce yemek sepeti ne yaptı? Yeni bir uygulama çıkarttı. Niye çıkarttı? Çünkü şimdi Getir gibi bir devleşen bir şey var. App var. Şimdi bu uygulama varken sen ve senin pazarına yavaş yavaş giriyorken ister istemez bu yemek sepeti için bir risk olabiliyor. Bir lahmacuncuyu düşünün. Atıyorum Getir geliyor diyor ki senin siparişini biz götürelim diyor. Böyle de olunca şey yapıyor, restoranın işine geliyor. Şimdi yemek sepet taşıma anlamında destek vermiyor bildiğim kadarıyla. Restoranlar için çok cazip oluyor bu. Sıfırdan bir firmanın gelip ne güzel sipariş geliyor, siparişi alıyor götürüyor. Harika bir şey. Ama aslında tabii mevzu tabii tam olarak da bu değil. Webrazi'de bir röportaj vermiş Nevzat Aydın, yemek sepetinin CEO'su. Diyor ki yani biz diyor bu alana, yani onlar da bu alana girdi. Tabii işte benim anlattığım şekilde anlatmıyor. Ha belki benim anlattığım şekilde de olmayabilir, o da ayrı mevzu ama dışarıdan görünen manzara bu. Şimdi ister istemez bu pazarda onların da şey yapması, bu pazar onların da girmesi lazım. Bu sefer yemek sepetle bu pazara girince ne oluyor? Diğerlerinin pazarını yavaş yavaş kısırmış oluyor. Yani bu da şey oluyor, yani pazarda ciddi anlamda bir rekabet oluyor. Yani bu rekabet kime yarar? Tabii ki biz kullanıcılara, son kullanıcılara yarar. Aslında hepsi hemen hemen aynı şeyi yapıyor bu uygulamaların. Bir kısmı farklılaşmaya çalışıyor. İşte paket götür falan. Diğerlerine de baktım. Bugün indirdim hepsini, baktım. Yemek götürme seçenekleri de var. Aynı yemek sepeti gibi hiçbir farkı yok. Zaten hani yemek sepetini biliyorsunuz son yıllarda Delivery Hero firması satın aldı. Yani yabancı kaynaklı bir firma. İmkanları var. İşte yemek sepeti de bana bir uygulamasıyla birlikte girişini yaptı. Şimdi Nevzat Aydın şey diyor. Biz diyor bir kere daha ucuzuz diyor. Ondan sonra hız anlamında çok iddialı değil ya. Zaten ortalama hız mevzusu aynı. Zaten yeni bir firmalar, yeni bir piyasaya yeni giriş yaptılar. Yeni giriş yaptıkları için de hani kullanıcılar birazcık daha sabırlı olsun diyor. Fiyat anlamında daha uygunlar. Bu en önemli bir şey zaten, fiyat. Ha bir de mesela şey diyor. Diğer firmalarda diyor işte kuryeler diyor işte sigortasız çalışıyor. Sigorta olmadan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar diyor. Ha biz öyle değiliz diyor. Biz özel sağlık sigortasından her şeyine kadar eğitimini vesaire de veriyoruz. İstihdamını yani kaliteli bir şekilde sağlıyoruz. Zaten bu şekilde kaliteli bir şekilde insanlar istihdam edilince hizmet de kaliteli oluyor. Yani gülen yüzle karşılaşabiliyorsunuz. Diğer türlü otokurya pizza getirdiği zaman suratı asık bir şekilde böyle savaştan çıkmış gibi geliyor. Yani az çok yani pizza siparişi verenler özellikle Türkiye'de buna şahit olmuştur. Ürün çeşidimiz çok fazla diyor. Yine beni şaşırtan şey oldu. Biz diyor hani depoluyoruz, topluyoruz diyor. Yani bildiğin perakende sektörü de girmiş oluyorlar. Yani düşünüyorum aslında bu işi şeyler niye yapmıyor bilmiyorum ama BİM, A101, tam A101 e-ticarete giriş yaptı ama yani böyle bir iddiası yok. Şimdi her yerde hemen hemen her ilçede, her sokakta bir A101 var. Onlar için maliyet mi olur bilmiyorum. A101, BİM her yerde var ya. Neredeyse bizim köyde bile şey var. BİM var, A101 var. Şimdi geçen gittiğimde mesela son 2-3 yıl önce gittiğimde köye baktım. Köye çok yani yakın sayılabilecek bir yerde A101 var. Şu anda belki de hani bu anlamda şey geleneksel düşünüyor olabilirler.
A101 falan. Çünkü A101'i bilmiyorum da BİM bile çok yakın zamanda, yani 1-2 yıl önce falan sosyal medyaya giriş yaptı. Düşünün. Yani pazar anlamında tabii çok bir anlamda mağazaları artık sayamıyorum ya. Artık 3000 küsür mü ne? A101'in bildiğim kadar 3000'den fazla mağazası var. Yani onlar da aslında buna girebilir. Şimdi bugün baktık. İşte bana bir uygulaması açıldı. Ha bu arada bana bir uygulamasını da ya tabii yeni bir uygulama değil. Yani ayrı bir uygulama olarak değil. Biraz inceledim. Baktım benim bulduğum konuma şey yapmadı. Fiyat karşılaştırması yapacaktım. Bizim şeyimiz daha uygun diyordu. Yani muhtemelen tabii emin değilim ama stok yapıyorlarsa, kendileri satın alıyorlarsa ürünü diğer uygulamalara göre tabii daha uygun olurlar diye tahmin ediyorum. Onlar da deniyorlar. Hem şimdi böyle olunca kendi pazarlarında korumuş olacaklar. Belki kurye anlamında diğer şey mağazalara da bu anlamda destek verebilirler diye düşünüyorum. Ki bence yani bu mevzu sadece market uygulaması değil bence yemek sepeti için. Çünkü yemek sepetinin pazarını yavaş yavaş bölmeye başlıyorlar. Farklı uygulamalarla birlikte. Bu işte yemek sepeti de onlara bu anlamda bir hamle yapmış oldu. Güzel de oldu bence. Sonra bakayım ne var? Su uygulamaları falan var. İnternetten basıyorsun, suyla alakalı sipariş veriyorsun. Biraz bu da aklıma geldi. Gerçi bu tüm uygulamalar su uygulamasını falan kapsıyor zaten. Su falan da getiriyorlar. Uygulamaya giriyorsun, kayıt alıyorsun. Sonra bir bakıyorsun ki şey, sipariş vereceksin. Oh diyorsun, süper, hani anında su siparişi verebileceğim evime. İşte atıyorum cumartesi günü ise, hafta sonu ise sana bir dönüş yapılması gerekiyor. Yapılmıyor. Yani illa seni arayacaklar, telefonla teyit alacaklar. Yoksa herhangi bir dönüş yapmıyorlar. Hani kredi kartıyla beraberse niye dönüş yapılsın ki, kredi kartı bilgilerimi verdiysem? Bu da bence bir problem olabilir. Su uygulaması sahipleri de bu konuda bence bir şeyler yapmalılar. Arıyorum, uygulamayı indiriyorum, üye oluyorum. Tamam diyorum, bütün bilgilerimi veriyorum. Sipariş ver diyorum, işte arayıp teyit edilmeniz lazım diyorlar. Şimdi bir daha telefon edildiği zaman ben rahatsız oluyorum. Şimdi aynı durumu ben yaşadım. Geçen baktım aynısını abim de bahsediyor. İşte niye, beni niye arıyorlar diyor. Yani aramamaları lazım diyor onu. Ben zaten işimi aramamak için internetten girmişim, halletmişim şeklinde. Onların da böyle bir mevzusu var. Yavaş yavaş tabii konuyu değiştireyim. Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, işte DM kısmını falan birleştireceklermiş. Hepsini tek platformda yapacaklarmış. Artık insanlar işte mesaj geldiği zaman Instagram ayrı vesaire, işte Facebook ayrı falan girmeyeceklermiş. Bu da kullanıcı için bir kolaylık gibi gözüküyor ama bence hani Facebook durduk yere böyle bir özellik çıkartmaz bence. Hani tamam, ne çıkarı olabilir diye düşünüyorum. Bence şöyle bir çıkarı olabilir. Facebook kullanıcı oranı gittiği düşüyor. Yaş ortalaması artıyor. Bence Messenger'la birlikte bir şekilde insanları tekrardan Facebook'a, yani kullanılmayan mecrayı tekrardan çekmek gibi bir şeyleri olabilir diye tahmin ediyorum. Hani elinin altında hemen Messenger zaten, hani bunu kullandığı zaman şimdi WhatsApp'ı kullanmayan hani bir itici oluyorsun. Bir nevi hani toplumsal bir baskı bile olabilir, biliyor musun? Çok ciddi anlamda, çok ilginç. WhatsApp kullanmıyorum diyemiyorsun resmen. Hani aslında bu bir seçenek, kullanmıyorum diyebilirsin. Ama herkes de var. Fotoğraf atmak için vesaire için. Herkes bunu kullanıyor. Yani aslında aynı özellikle birçok uygulama var. Yani benim en çok sevdiğim Telegram. Ama Telegram'ı herkes kullanmıyor. Herkes kullanmadığı için Telegram iyi değilmiş gibi algılanıyor ama aslında Telegram hepsinden çok daha iyi bir uygulama. Evet arkadaşlar, bu böyle bir giriş yaptım. Bundan sonra bu şekilde yorumlamayı düşünüyorum. Benim için de farklı oldu. GoPro'mla da ilk defa böyle bir çekim yapmış oldum diyeyim. Yani kanalıma emek vermeye çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum, içerik üretmeye çalışıyorum. Yapıyorum, bir şey yapıyorum. İlk defa yaptığım için aksaklık oluyor. İşte atıyorum araba inceleme videosu çekelim diyorsun. Aksaklık oluyor. Ya da çeken diyor ki ya burada işte çekmeseniz iyi olur ya da izin almak lazım falan deniliyor. Ya da işte havaalanına gidiyorum, havaalanında video çekeyim diyorum. Kalıyorsun böyle, işte alan büyük, nasıl çekeceğim, kamera açıları nasıl olmalı diyorsun. Hangisinden bahsetsem, hangisini anlatmaya başlasam diyorsun. Ufak tefek hepsinde bir sorun oluyor ama yavaş yavaş bunu aşacağımı düşünüyorum. Röportaj videoları yapmak istiyorum. İnsanlarla farklı konular üzerine röportajlar yapmak istiyorum. Hep beni görmekten sıkılsın sen herhalde. Bu şekilde zenginleştirmeye çalışıyorum. Yani sizden tek ricam kanalıma abone olup videomu beğenmenizi, yorum yapmanızı istiyorum. Bu güncel konularla alakalı da hani fikirleriniz varsa, yapmış olduğum şey şunu şöyle söyledim ama aslında bu yanlış diyorsanız da mutlaka yorum kısmında yorum olarak bunu belirtin. Hem ben görmüş olayım, hem kullanıcılar bilgilenmiş olsun. Ben de mutlaka elimden geldiğince yorumları beğeniyorum ve cevap veriyorum mutlaka elimden geldiğince.
gelince. Bunları yaparsanız sevinirim. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.